Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kanalımızda, videomuzda incir yaprağının sağlığımıza olan faydalarından, incir yaprağı sütünün, incir yaprağı çayının faydalarından, yaralarından bahsedeceğiz. 20-30 metreye kadar boylanabilen incir ağacı genellikle suyu seven bir bitkidir. Su sesinde duyduğumuz gibi biraz ötede gök sığırma akmaktadır. İncir yaprağı, 3 tane incir yaprağı kurutularak bir 4 bardak kadar su, yani yarım litre kadar suyu içine atılarak, kaynatılarak, demlenerek 5-10 dakika demlenerek içilmektedir. Ayrıca incir yaprağı sütü harici cilt hastalıklarında oldukça faydalıdır. Kanser hastalıklarında oldukça faydalı olan, kanserli tümörlerin büyüyüp gelişmesini önleyen incir yaprağı çeşitli kanser türlerinde kanser tedavisinde bitkisel olarak kullanılmaktadır. Kolesterol seviyesini de düşüren, yani kan yağlanmasını da düşüren incir yaprağı çayı ayrıca kötü kolesterol hastalıklarında, kalp ve damar hastalıklarında, damar tıkanıklığı hastalıklarında faydalıdır. İncir yaprağının çayının faydalarından biri de hipertansiyon hastalıklarında faydalıdır. Tansiyonu düşürücü, dengeleyici, düzenleyici özelliği vardır. Anti-diyabetik özelliğinden neticesiyle diyabet ve şeker hastalıklarında insülin alımını azaltarak doğal insülin görevi yapmaktadır. Vücutta insülin hormonu salgılayan pankreas organını desteklemektedir. Dermatolojik ilaçlarda da kullanılan incir yaprağı meyvesine mancır denmektedir. Ham meyvesine. Ayrıca hem meyvesini hem de yaprağını kopardığımızda böyle süt gibi bir sıvı akmaktadır. Nasır tedavisinde, sivilce ve akne tedavisinde, çıban, apse, varis tedavisinde kullanılan incir yaprağı çıban ve apselerin olgunlaştırılması için, patlatılması için de kullanılmaktadır. Ayrıca incir yaprağı kötü kolesterol, hipertansiyon, şeker ve diyabet hastalıklarında, kanser hastalıklarında da kullanıldığını belirtelim. Ayrıca el ve ayak mantarları hastalıkları tedavisinde, dolama hastalığında, sulu kabarcık, eksama hastalıklarında, yaraların üzerine incir yaprağı sütü damlatılarak kullanılmaktadır. Sihir tedavisinde de kullanılan, temru sihir tedavisinde de kullanılan incir yaprağı mayasıl hastalıklarında da kullanılmaktadır. Ayrıca hemoroid hastalıklarında, yani basur hastalıklarında da kullanılan incir yaprağı hemoroid ve basur hastalıklarında faydalıdır. Basur memesine sürülerek de basur hastalıklarının etkileri azaltılmaktadır. Faydalı olan bir özelliktedir. Zehirli böcek sokmalarında akrep, bal arısı, örümcek, kırkayak gibi zehirli böcek sokmalarında, yılan da dahil zehirli böcek sokmalarında böceğin soktuktan sonra zehrin vücuda dağılmasını önleyerek ve sokulan bölgenin şişlik ve kızarıklığını, alerjik fonksiyonlarını azaltarak zehirli böcek sokmalarında da sokulan bölgenin üzerine incir yaprağı sütü damlatılarak da şifa bulunmaktadır. Ancak mutlak bir surette tıbbi yardım almakta idealdir. Zira incir yaprağı hani bitkisel bir ön olmaktadır. Tamamlayıcı özelliği olmaktadır. Yani ilaç yerine de geçmemektedir. Kuduz hastalığı taşıyan herhangi bir etçil, yırtıcı hayvanın ısırılması sonucu kuduz mikrobunun vücuda dağılmasını önlememek için yine kuduz hayvan ısırığını yaralı bölgeye incir yaprağını veya da mancırının sütü damlatılarak orada bulunan kuduz mikrobun vücuda daha fazla dağılmasını önleyerek hem zehirli böcek sokmalarında hem de kuduz hayvan ısırığında fayda sağlamaktadır. Yani bitkisel bir ürün olarak kullanılmaktadır. Bu şifalı bitki idrar yolları ve enfeksiyonlarına faydalıdır. Meyvesi sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Yine kanserden korumaktadır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. Vücuda kuvvet ve enerji vermektedir.
kabızlık tedavisinden kullanılmaktadır. İshaldan da koruyarak sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlamaktadır. Doğal şekerler, vitaminler ve yağlar içerdiğinden cinsel gücü de bir nebzede arttırmaktadır. Bu şifalı bitki hem meyvesiyle hem de yapraklarıyla şifa vermektedir. Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın kelamı, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de incir yaprağı, incir meyvesi, incir ağacı ayetlerde müjdeleyici şifalı bitkiler olarak da geçmektedir. Hoşça kalın.